Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa Cerit. Bugün sizlerle birlikte matematikte koordinat sistemi konusunu ele alacağız. Koordinat sistemi konusuna başlamadan önce günlük hayatta nerelerde kullandığımızı bir düşünelim. Arkadaşlar, koordinat sistemi şu anda herkesin kullandığı navigasyon sistemi. Yani araçların belirli bir yerden belli bir yere giderken kullandığı güzergahı seçmek için kullanılan sistem, navigasyon sistemi. Bu sistem koordinat sistemi sayesinde bize yardımcı oluyor. Aynı zamanda işte dünyada Türkiye'nin yerini bulmaya çalışırken ya da Türkiye'yi geçtim Çin'i bulmaya çalışırken gibi bütün ülkeleri bulmaya çalışırken bu koordinat sisteminden aslında ister istemez yararlanırız arkadaşlar. Peki biz başlayalım konumuza. Nasıl gidecekmiş, nasıl anlatacağız, ona bakalım bir. Koordinat sistemi diye bir sistemimiz var arkadaşlar. Bu sistem neyden meydana gelmiş? Ona göre bakalım önce. Şimdi bu sistemin oluşabilmesi için öncelikle bir sayı doğrusunu bilmemiz lazım. Sayı doğrusu neydi? Üzerinde sayıların olduğu doğruya biz sayı doğrusu diyorduk. Evet, bu bir sayı doğrusuysa buradaki sayılar sıfırdan bu tarafa doğru giden sayılar pozitif sayılar. Sıfırdan bu tarafa doğru gelen sayılar da negatif sayılar. O zaman şurası 1, 2, 3, 4 gibi sonsuza kadar gidiyor. Burası da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye sonsuza kadar gidiyor. Yani bu taraftakiler pozitif. Bu taraftakiler ise negatif, değil mi? O halde pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür. Sayılar artar bu tarafa doğru. Sayılar artar. Bu tarafa doğru sayılar azalır. Peki, bunu herkes hatırlıyor diye düşünüyorum. Koordinat sisteminin tanımı neymiş bakalım bir hemen. İki sayı doğrusunun sıfır noktasında. Sayı doğrusunun sıfır noktası burası, değil mi? Evet, iki sayı doğrusunun sıfır noktasında dik kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi denir. Yani iki tane doğru var bu şekilde. Bunlar da dik kesiştiği zaman bir sistem oluşturuyormuş. Bunun adı da koordinat sistemiymiş. O zaman şu birinci doğru. Bu da ikinci doğru. Bu ikinci iki doğru nasıl kesişmişler arkadaşlar? Dik kesişmişler, değil mi? Şurada sıfır noktasında bu diklik işaretiydi hatırlarsak. Bunlar dik kesişmişler. Peki bu sisteme ne sistem diyormuşuz? Koordinat sistemi adı veriyormuş. Sayı doğrularından dik olana, dik olan hangisi? Şuradaki dik olan. Buna dik olana y ekseni adı veriyoruz. O zaman şurası neymiş? Y ekseni. Sayı doğrularından yatay olana da buraya da x ekseni adı veriyormuşuz. Peki koordinat sisteminde sayı doğrularının dik kesiştiği noktaya orijin adı veriyoruz arkadaşlar. Orijin. Yani şurası orijin ne olsa olsun burası da orijin noktası neymiş? Şurası dik kesiştiği nokta. Burası orijinmiş. Peki bir noktayı gösteren sayı ikilisine sıralı ikili adı verilir. O zaman burası bir noktayı gösteren bir sıralı ikili ise bunun adı nedir? Sıralı ikilidir, değil mi? Sıralı ikililerden birincisine birinci bileşen ya da apsis, sıralı ikililerden ikincisine ikinci bileşen ya da ordinat adı verilir demişiz. O zaman burada x neymiş? Apsis. Y neymiş? Ordinat. Evet, birincisi apsis ya da birinci bileşen, ikincisi ordinat ya da ikinci bileşenmiş. Peki x, y sıralı ikilisinde x sayısı x eksenindeki sayıya, y sayısı y eksenindeki sayıya denk gelir. Ne demek istiyor arkadaşlar? Atıyorum şöyle bir 3,2 gibi bir sayımız olsun. Şuraya hemen bir koordinat sistemi çizelim. Burada x, bu x ekseni, bu y ekseniydi. X'i ne bunun? 3. Y'si ne? 2. Yani x'i şu x ekseni üzerinden seçtiğimiz bir nokta. Şurası
1, 2, 3, 4, 5 olsa, şurası da 1, 2, 3, 4 olsa, bu 3'ü şu nokta üzerinden, 2'yi de şu doğru üzerinden, 2'yi de şu doğru üzerinden seçeceğiz, öyle mi? O zaman bu doğru üzerinden 3'e geldim. Peki, kaç birim gitmem gerekiyormuş? 2 birim. Şöyle 2 birimde geldiğim zaman bu nokta 3,2 noktasıdır diyebilirim o zaman. Peki, ne dedik? Birinci bileşen x eksenindeki parçaya, ikinci bileşen y eksenindeki parçaya denk gelir dedik, doğru mu? Peki, bunun biraz bölgeleri varmış arkadaşlar. Bölgeleri inceleyelim. Bölgeler saat yönünün tersi halinde ilerler. Yani atıyorum, burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası dördüncü bölge. Saat yönünün tersinde. Yani şu şekilde dönmüş ve isim almış. Doğru mu? 1, 2, 3, 4 diye. Bir de arkadaşlar, bu bölgelerin işaretleri var. Bu bölgelerdeki işaretlere nasıl karar vereceğiz? Şimdi şurasının ne olduğunu biliyorum ben. Orijin olduğunu biliyorum. Bu tarafın sayı doğrusunda, bu tarafın pozitif olduğunu, bu tarafın negatif olduğunu biliyorum. Burada da aynı şekilde bu tarafın pozitif, bu tarafın negatif olduğunu biliyorum. Peki, birinci bölgedeki işaret incelemesi için birinci, yani x eksenindeki bileşen ne? Pozitif. Evet. Y eksenindeki pozitif bileşen ne? Y de sıfırdan yukarıda olduğu kısım pozitifti. O zaman burası pozitif ve pozitiftir. Peki, ikinci bölgeye geldim. İkinci bölgeye baktığım zaman ikinci bölgenin x'i sıfırın solunda kaldığı için bunun işareti ne olur? Negatif olur, değil mi? Sol tarafta. Peki y'si sıfırın üstünde kaldığı için buranın işareti de pozitif olur. Doğru mu? Peki üçüncü bölgeyi inceleyelim. Üçüncü bölgede burayı ve şurayı ele alıyoruz. O zaman sıfırın bu tarafında kaldığı için x eksenindeki bileşeni ne? Negatif. Değil mi? Sıfırın solunda kalıyor çünkü. Şurası O'ydu. Peki sıfırın altında kalan kısmı da y ekseninin negatif. Doğru mu? Peki. Bunları yazdık. Ve dördüncü bölgeye bakalım. Dördüncü bölgede de x ekseninin bileşeni neresi? Burası, değil mi? Burasında x'in pozitif olduğunu görüyor muyum ben? Evet. Neden? Çünkü sıfırın sağında kalıyor. Sağında kaldıysa bileşenin pozitiftir. Peki, y bileşenine bakıyorum. Sıfırın hemen altında kalmış. Doğru mu? Sıfırın altında kaldığı için buranın da işareti nedir? Negatiftir diyorum. Peki, bunları biliyoruz artık. Şuradan hemen hangi bölgede olduğuna karar verelim. Arkadaşlar, bakıyorum önce şurada. Neymiş işareti? Artı, art. Artı, artı hangi bölge? Birinci bölge. Eksi, art. Eksi, art. Eksi, artıysa burası hangi bölge? İkinci bölge. Eksi, eksi. İkisinin de eksi olduğu hangi bölge? Üçüncü bölge. Peki, birincisi artı, ikincisi eksi. Birincisi artı, ikincisi eksi. O zaman şurası ne? Dördüncü bölge. Doğru mu? Peki şuna bakalım. Burada da diyor ki x'i pozitif, y'si işaretsiz, değil mi? Sıfırın işareti yoktu. X'i pozitif, y'si işaretsiz. Arkadaşlar, şurada dedik ki, şurada ne yazıyorsa o kadar ilerliyoruz dedik. O zaman x ekseninden 3 birim ilerlemişim. Y ekseninden hiçbir yere ilerlememişim. O zaman yani şu doğru üzerinde mi kalmışım? Bu doğru üzerinde kalmışım, doğru mu? Evet. Ya yani atıyorum şuraya gibi gelmiş gibiyim. O zaman burası ne? X eksenindedir. Şuna bakıyorum. Bu da benzer şekilde x ekseninden kaç birim gitmiş? 0 birim. Yani hiçbir yere gitmemiş. O zaman ikincisinin negatif olduğu kısım ya da ikincisinin olduğu kısım, yani şurada, şurası eksi 3 noktası olsa şu noktaya denk gelmez mi burası? O zaman burası ne oluyor? Y ekseni diyor. Y ekseni. Peki sıfıra sıfır noktası x'ten de bir yere gitmemiş, y'den de bir yere gitmemiş. O zaman burası şu ortada mı kalıyor?
Bu orta için en başta ne demiştik? Origin adını vermiştik. Doğru mu? Evet. Burayı da böyle notladık. Evet, ne dedik? Orijin noktasının koordinatları 0'a 0'dır. Şimdi arkadaşlar biraz nokta yazdım ben. Bu noktaları ilk önce bölgelerini bulalım. Sonra koordinat düzlemi üzerinde göstererek nereye denk geldiklerini yazalım. Evet, A noktasına bakıyorum önce. A noktasına baktığım zaman her ikisinin de işareti pozitif mi? 3, 4. Her ikisinin de işareti pozitifse nerededir? Birinci bölgededir. Birinci bölge. Şöyle yazayım. Evet. Birincisi eksi, ikincisi artı. Birincisi eksi, ikincisi artı. O zaman şuradadır değil mi? Burası neydi? İkinci bölgedir. Peki. Birincisi artı, ikincisi eksi. Birincisi artı. Birinci her zaman x ekseniydi. İkincisi eksi. İkinci her zaman y ekseniydi. Eksi olan kısım burası. O zaman buradadır değil mi? Burası neydi? Dördüncü bölge miydi? Dördüncü bölge. Peki. Eksi eksi. Hepsinin eksi olduğu yani. X ekseni de eksi. Y ekseni de eksi. O zaman şurada bir yerdedir değil mi? Burada bir yerdeyse buranın adı ne oluyordu? Üçüncü bölge mi? Üçüncü bölge. Peki. 1'e 7 noktası. Her ikisi de ne? Artı. O zaman burası da ne olur? Birinci bölge olur. Bunlar birer nokta belirtiyor değil mi arkadaşlar? Hangi bu noktalar hangi bölgede onu ayırt etmeye çalışıyoruz. Peki 0'a eksi 2. Yani x ekseninden 0, y ekseninden eksi 2 birim gelmiş. Yani x'i 0, y'si var değil mi? O zaman bu nerededir? Y eksenindedir. Benzer şekilde burada da x'i var, y'si 0. Bu da nedir? X eksenindedir. Peki bu noktaları göstermeye çalışalım arkadaşlar. 3'e 4 noktası A. Yani X'ten 3 birim geldim. Y'den kaç birim gideceğim? 4 birim gideceğim. O zaman şöyle yapalım. Hop. Burası A 3,4 noktası. Peki B noktasına bakıyorum arkadaşlar. Eksi 2'ye 3. X ekseninden eksi 2 birim. Y ekseninden 3 birim. X ekseninden geldim eksi 2'ye. Y ekseninden de 3 birim gidecektim. O zaman şurası şöyle. Burası da ne oluyor? B noktası. B eksi 2,3 noktası. C noktasına bakıyorum. Dördüncü bölgede arayacakmışım C noktasını. Neymiş? 7'ye eksi 1. X ekseninden 7 birim gel diyor. Geldim. Tamam. Y ekseninden de eksi 1 birim gel diyor. O zaman şöyle de gelelim. Şu nokta arkadaşlar. Bu nokta neymiş? C noktası 7,-1. Tamam. D noktasına bakıyorum hemen. D noktasının koordinatları neymiş? Eksi 4'e eksi 5. Yani x ekseninden eksi 4 birim gel. Y ekseninden eksi 5 birim gel. Eksi 4 birim geldim x ekseninden. Y ekseninden kaç birimdi? Eksi 5 birim. Şöyle şu noktayı da işaretlersem. Burası da ne noktasıymış? D noktası. Eksi 4,-5. Peki. E noktasına bakıyorum. X ekseninden 1 birim gel diyor. Y ekseninden 7 birim gel diyor. Ve bu noktayı birinci bölgede ara diyor. X ekseninden 1 birim geldim. Y ekseninden de 7 birim geleceğim. 7 birim neresi? Şurası. 1 birim neresi? Şurası. Şöyle birleştirirsem. Bu noktada ne noktasıymış? Şöyle. E noktası 1,7. Peki F noktasına bakıyorum arkadaşlar.
Y ekseni üzerinde arayacakmışım ben bunu. 0 virgül eksi 2. X ekseninden 0 birim git diyor. Yani hiçbir yere kıpırdama x ekseninden. Y ekseninden de nereye gel diyor. 2 birim gel diyor. Aşağıya doğru ama değil mi? Negatif yönde. O zaman şurası da ne noktasıymış? F noktasıymış. Yani şunu görmeyin. F noktası 0 virgül eksi 2. Peki. G noktasına bakıyorum hemen. G noktasına. X ekseninden diyor 3 birim gel. Geldim. Y ekseninden kaç birim git? Hiç birim gitme. O zaman şurası ne oluyor? Y noktası 3 virgül 0 noktasıdır. A burası, E burası, B burası, D burası, F burası, C burası. Anlaşılmıştır umarım. Bir sonraki konumuz artık doğrusal denklemlere gireceğiz galiba. Kendinize iyi bakın. Umarım başarılı bir çalışma olmuştur. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.